وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ثلاثة أخلاق كانت في الجاهلية مستحسنة والمسلمون أولى بها. İbn Abbas radıyallahu anhuma demiş ki, selam kardeşlerim. İbn Abbas bu ümmetin en büyük müfessirlerinden, tefsirlerinden biri. Allahu Teala inşallah cümlemizi şefaatine nail eylesin. Üç tane ahlak var ki, güzel ahlak var ki, kânet fil cahiliyeti, İslam gelmeden önce, Müslümanlık gelmeden önce çok güzel bir ahlaktı diyor İbn Abbas. وَالْمُسْلِمُونَ اَوْلَى بِهَا Müslümanların ise bu ahlaka daha çok riayet etmeleri gerekir. Daha çok önem vermeleri gerekir. Daha çok bu ahlaka sahip olabilmeleri için daha çok gayret etmeleri gerekir. Üç tane ahlak. İbn Abbas'ın sözüne göre birinci ahlak اَوَّلُهَا لَوْ نَزَلَ بِهِمْ ضَيْفٌ لَاِجْتَهَدُوا ف۪ي بِرِّهِ Eğer diyor, yanlarına, evlerine, iş yerlerine, dükkanlarına bir misafir geldiği zaman, o misafire ikramda, bollukta ikram yapmak için, yani ona ikram etmek için çok acayip gayret ederlerdi. Yani evinde neyi varsa, İşte tarlasında neyi varsa veya ahırında neyi varsa o misafir için deve keserlerdi, işte inek keserlerdi, koyun keserlerdi, horoz keserlerdi. Yani o kadar gayret ederlerdi ki o misafire ikram etmek için çok acayip gayret ederlerdi. Bu cahiliye döneminde böyleydi diyor yani. Müslümanların buna daha çok gayret etmeleri gerekir. Bu ahlakla daha çok ahlaklanmaları gerekir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de "Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir felyukrim dayfahu" diye, Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi ne yapsın? Misafirine ikram etsin. Herkes Allahu Teala iman ediyorsa, Müslüman olan kişi, mümin olan kişi ahiret gününe, hesaba iman ediyorsa nedir? O zaman misafirine daha çok ikram etmesi gerekir. Allah rahmet eylesin. Babam anlatır da dedem öyle dermiş rahmetli. Oğlum, bir misafir gördüğünüz zaman, misafir gidecekse gayet ısrar edin. Yani ciddi, samimi olduğunuzu gösterin. Adam zaten kalmayacak. Dilin ucuyla değil de gayet ısrar edin. Kalırsa da gayet ikram edin demiş. Kalırsa da ikram edebildiğiniz kadar ikram edin. Ki bazı rivayetlerde de geliyor, misafire açılan sofrada israf sayılmaz deniyor. Kaç çeşit korsan kor. Misafire sofra açılı olduğu müddetçe melekler ev sahibi için ne yapıyor? Dua ediyor. Melekler ev sahibi için dua ediyor. O sofra açılı olduğu müddetçe. İkincisi ve sani ikincisi لو كانت لواحد منهم امرأة كبرت عنده لا يطلقها ويمسكها مخافة أن تضيع. Eğer bir kişinin diyor, önceki cahiliye döneminde bir hanımı var, rahatsızlandı, hastalandı, yani tam manasıyla kadınlık vazifelerini yerine getiremese bile mi onu boşamayı hoş görmezlerdi. Arada kayıp olur, heder olur, yok olur gider diye onu boşamazlardı. Odanın birinde tutarlardı ki yok olup gitmesin, heder olmasın, arada kayıp olup gitmesin diye. Müslümanlar ise ne? Buna daha evladı. Üçüncüsü اِذَا لَحَقَ بِجَارِهِمْ دَيْنٌ اَوْ اَصَّابَهُ شِدَّةٌ اَوْ جُهْدٌ اِشْتَهَدُوا حَتَّى يَقْضُوا دَيْنَهُ وَاَخْرَجُوهُ مِنْ تِلْكَ الشِدَّةِ Müslümanlar önceki, Müslüman İslam'dan önceki dönemde bir komşu dara düştüğü zaman, sıkıntıya girdiği zaman, borç batağına battığı zaman
ne kadar komşu sağında solunda akraba grup komşusu varsa herkes toplanır. O insanın sıkıntısını gidene kadar, o insanın derdi gidene kadar, o insan o sıkıntıdan borcunu ödeyene kadar hep beraber çalışırlar. Onu diye ne yaparlardı? O sıkıntıdan çıkarırlardı. Müslümanlar ise buna daha evladır. Bir Müslümanın sıkıntısı olduğu zaman, darlığı olduğu zaman, borcu olduğu zaman hep beraber her bir Müslümanın ya Allah çıkın bakayım hele beşer olurken bir kardeşimizin sıkıntısı varmış da ya Allah hep beraber gidelim onun sıkıntısını halledek diye ne yapması gerekir? Müslümanların bunda daha evla, buna daha çok gayret göstermesi gerekir ki bir insan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle hadis-i şeriflerde hep söylüyor. Bir insan diyor sadaka verdiği zaman sevabı nedir? 10'dur yani. 10 sevap alır. Asgari tabi niyetine göre değişir de. Fakat diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir insan bir Müslümana borç verdiği zaman onun o sevabı onun karşılığı 18 yani. Allah için verilen sadaka 10 kat, fakat Allah için verilen borç 18 kat.